Altınoğlu Grup takipçileri. Ben Nissan satış danışmanınız Derya. Bugün sizlerle yeni Nissan Juke aracımızın test sürüşünü yapacağız. Yalnız önce biraz aracımızı gezdirmek istiyoruz sizlere. Ve yeni Nissan Juke aracımız eski kasasına göre hacim olarak çok daha büyük bir Juke bizlerle artık. Keskin çizgiler, çarpıcı farlar, 19 alüminyum alaşımlı jantlar ve yüzen tavan hatları ile daha sessiz ve yakıt ekonomisi sağlayan bir sürüş tasarlanmış yeni Nissan Juke aracımız. Nissan imzası niteliğindeki V-Emotion ızgaradan tutun, arka kavisli spoiler tasarımına kadar crossover dizaynına yeni bir soluk getirdi. Gizlenmiş kapı kolları dizaynı ile daha dinamik bir görünüm kazandı. Yeni Nissan Juke aracımızın yuvarlak ve Y şeklindeki farlarıyla LED farlar bizlerde. İleri gitmeye hazırsanız test sürüşüne çıkalım. Şimdi yeni Nissan Juke aracımızın içerisindeyiz. Burak Bey de bizlere eşlik ediyor ve size aracımızı tanıtacağız. Evet Burak Bey, hazırsak başlayalım. Yeni Nissan Juke'un iç tasarımı, premium kaplamaları, ergonomik kontrol ve ambiyans aydınlatması ile her zaman sürüş moduna sokmak için tasarlandı. Çok şık görünüme sahip yeni Nissan Juke. Gövde olarak çok yumuşak ve kadifemsi böyle bir döşememiz var burada. 8 inç ekranımız var. Havalandırma ızgaraları. Yeni bir görünüm ve çok güzel dizayn katmış. Ve biraz da motordan bahsedelim. Yeni Nissan Juke aracımız 1000 motora sahip. 115 beygir, 200 de torku var. 3 silindir aracımız. Çift kavramalı şanzımana sahip. Aynı zamanda otomatik vites ve vites kulakçıklarından manuel mod olarak da yönetimi var. Bu da daha eğlenceli bir hale alıyor. Vites kulakçıklarını da burada görebilirsiniz. Otomatik yanan farlarımız, LED far asistanlarımız, yağmur sensörlü sileceklerimiz, dijital klimamız. Yeni Nissan Juke aracımızda 8 inç ekranımız mevcut ve 7 inç de sürüş ekranımız var. Hemen 8 inç ekranımızın altındaki yeni havalandırma ızgaraları çok daha güzel bir görünüme sahip. Araçta çok farklı bir dizayn yaratmış. Altta hemen klimamız, otomatik klimamız. Ve aynı şekilde anahtarsız çalıştırma hemen altında start stop sistemimiz. D mod dedi, dry mod sürüş modlarımız. Burada ekonomik mod, spor mod veya normal modda aracımızı kullanabiliyoruz. Spor modda daha aktif yapar. Ekonomik modda yakıt oranını daha dengeler. Normal modda da ikisini dengede tutar. Otomatik park frenimiz var. El freni oluyor. Otomatik park freni arabayı sadece stop ettiğinizde devreye kendisi otomatik olarak atıyor. Auto hold sistemimizden tutun. Kol dayaması. Otomatik yanan farları, yağmur sensörlü silecekleri, hız sabitleme, hız limitleme sistemi, Bluetooth'la telefon bağlama konuşma sistemi, direksiyondan komut edilebilir düğmeleri, 4 kapı cam otomatik kilitleri. Ayrıca aracımızda acil aramalara, SOS, e-call acil çağrı servisimiz mevcut. Bir düğmeyle 112'yi arıyor, yanınıza ambulansı gönderiyor. İç kararan dikiz aynamız mevcut aracımızda yine aynı şekilde. Arkadan gelen uzun farları gözünüzü kesmesini engeller. Ve aracımızdaki donanım özelliklerine gelelim. Aracımız 3 paketten oluşuyor. Tekna, Platinum, Platinum Premium olarak 3 tane paketimiz var. Şu an kullanmış olduğumuz aracımız Platinum Premium oluyor. En full paketimiz. En full pakette olan özellikler. 4 tane kameramız var öncelikle. Bu 4 kamera ne yapar? Nissan Intelligent Mobility dediği, bütün güvenlik sistemlerinin içerdiği bir paket. Kör nokta uyarı sistemi,
akıllı yorgunluk algılama sistemi, akıllı arka çapraz trafik uyarı sistemi, akıllı çevre görüş sistemi. Ve bunun dışında akıllı çarpışma önleme sistemi, akıllı şerit takip asistanı, akıllı otomatik uzun far asistanı, trafik işareti tanıma sistemi. Yine bu aracımızda güvenlik sistemlerin içerdiği paket. 19 alüminyum alaşımlı jantlarımız var bu araçta yine aynı şekilde. Platinyum ve platinyum premium pakette 19 alüminyum alaşımlı jantları kullanıyoruz. Alt paketi yok bu arabanın. Başlangıç paketi dediğimiz o boş paket, hani insanların algıladığı boş paket JUK'larda yok artık. Başlangıç paketinden itibaren donanımlı bir araç. Çarpışma önleme sistemlerinin, trafik işaretlerinin, tanıma sistemlerinin, otomatik yanal farlarının 8 inç ekranı olan bir araç. En alt paketinden itibaren bunlar da var. Yine Apple CarPlay ve Android Auto sistemleri mevcut aracımızda. Geri görüş kamerası yine başlangıç paketinden itibaren var. Tekna paketi olarak geçiyor ismi. Tekna paketinde 17 inç jantları kullanıyoruz. Platinyum da bunun yerine 19 jantları bırakıyor. Bunun dışında 4 tane kamerasının özelliğini göstermek istiyorum. Burak Bey de eğer yardımcı olursa bize bir 4 kamerayı burada bir gösterelim arkadaşlar. Kamera tuşuna bastığımızda diğer 4 kameranın görüntüsünü buradan her bastığımızda bir tanesini görebiliriz. Hemen gösterelim. Gördüğünüz gibi. Ve tabii ki eminim ki herkesin de çok sevdiği gibi Bose müzik sistemimiz yine bu aracımızın bu paketinde mevcut. Platinum Premium paketinde Bose müzik sistemi var. Kafalıklarda görüyorsunuz. Gösterebiliyor muyuz Mehmet Bey? Bose müzik sistemimiz mevcut. Benim gibi eğer müzik severseniz ki eminim yolculuk esnasında daha keyifli hale getirebilmek için siz de çok seveceksiniz deneyimlediğinizde. Gelin beraber hatta bu test sürüşünü yaptığımızda size bu zevki biz de yaşatalım isterim. Birazcık ses açmak istiyorum. Yine Bose müzik sistemi. Aracımız bazı yollarda, bazı durumlarda navigasyondan yardım ve destek alarak olası yol durumunun hakkında sizlere bilgi de veriyor. Şu anda da zaten göreceksiniz. Burak Bey sağa doğru dönersek. Bu arada acil evet. Önleme sistemi de bilgi verdi. Dikkat! Asfalt dağılmamış yol. Gibi bildirimleri de bizimle paylaşıyor. Aracımızda Apple CarPlay ve Android Auto sistemi var demiştik. Şimdi bu sistemler üzerinden hızlı bir geçiş yapmak istemiyorum. Çünkü önemli özellikler olduğunu düşünüyorum. iPhone kullanıcıların veya herhangi bir Android telefonu olan insanların, bireylerin bu özelliği kullanmaları aslında gerçekten önemli. Şu anda mesela gösteremiyorum ama Apple telefonunuzu bağladığınız zaman kablo ile beraber ekranda sizin WhatsApp'tan tutun mesajlarınıza kadar, haritalarınız, navigasyonunuz, kullanmış olduğunuz programlara kadar erişimini sağlayabiliyorsunuz. Aynı şey Android'ler için de geçerli fakat Android Auto'nun şu anda henüz yeni sürümü güncellenmediği için şu anda aktif değil ama aktif olacaktır ileriki zamanlarda. Bununla ilgili de bilgilendirme yapmak istedim ben. Ben kullanıyorum, gerçekten de çok güzel bir uygulama. Ve trafik işaretlerini tanıma sistemi yine aynı şekilde 50 görüyorsunuz hız limiti ve anında değişiyor ve sizi bilgilendiriyor. Bu da trafik işaretlerini tanıma sisteminin aktif olduğunu gösteriyor. Aracımızda AutoHold sistemi var, yokuş kalkış destek sistemi. Şurada görmüş olduğunuz düğme aktif şu anda. Sarı ışık yanıyor, hemen göreceksiniz. Ve Mehmet Bey ekranda göstersin. Ayağımızı durmuş durumdayız. Ayağımızı frenden çektiğimizde aracımız hareket etmeyecektir ve şu anda çekildi.
Çünkü yokuş kalkış destek sistemi. Üstelik dry moddayız şu anda. Sürüş modundayız normalde. Ama auto hold devrede. Şimdi kalkışı gösterelim. Gaza bastık. Aynı şekilde devam ediyoruz. Evet Burak Bey, evet, şeridinden çıktı ve zaten. Tekrardan şeridimizden çıkalım Burak Bey. Evet, bakın direksiyonun titrediğini de hissedeceksiniz. Evet, sesini bile duyuyorum titreşimin ben burada. Evet Burak Bey, bize bu test sürüşünü yorumlar mısınız? Ne hissettiniz? Deneyimleriniz nelerdir? Yani Derya Hanım, araçtan çok keyif aldım. Araç gerçekten çok konforlu. Beklediğimden daha iyi bir konfora sahip araç, yol tutuşu olarak, kalite olarak. Keyifli bir sürüş. Kesinlikle, değil mi? Tabii evet, ki. Tabii ki. Gerçekten öyle. Yani beklediğimin daha üstünde bir performansa sahip dediğim Peki, gibi. Peki Burak Bey, size bir soru soracağım. Genelde müşterilerimizin en çok kafasında soru işareti oluşturan soru. Bin motor olması, tek motor seçeneği, DCT şanzımanı. Araçta herhangi bir performans düşüklüğüne sebep oldu mu sizin için? O soru çok o geliyor çünkü. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani ben de açıkçası test sürüşü yapmadan önce aklımda soru işaretleri vardı. Ama gerçekten araç yani şahane olmuş. Bayağı atik, performans olarak şahane diyebileceğim araçlardan biri. Teşekkür ediyoruz bizlerle bir bilgileri paylaştığınız için sizlere de. Ben teşekkür ederim. Sizleri de Nissan ailesine bekliyoruz. Aramıza katılmanızı çok isteriz. Plazalarımıza, Antakya'daki showroom ve İskenderun'daki showroomlarımıza mutlaka gelin. Sizlerle bu test sürüşünün deneyimini, keyfini beraber çıkaralım. Aklınızda bulunan sorular olursa aşağıdaki numaralarımızdan bize ulaşabilirsiniz. Veya gelerek showroomlarımıza bize istediğiniz soruları yöneltebilirsiniz. Sizleri aramızda görmekten mutluluk duyarız. Bekliyoruz sizleri. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. İyi günler.